valileri de işçileri tehdit etti. Şimdi sırada bir haberimiz var. Burcu Köksal sığınmacılarla alakalı bir açıklama yaptı. Dedi ki söz verdiğimiz gibi mültecileri buradan göndereceğiz dedi. Mültecilere, sığınmacılara ait olduğu tespit edilen bir iş yerimiz kaçak olarak çalıştırılıyor. Buranın mühürleme işlemini yapacağız. Zabıtalarla dükkan dükkan gezdi, sığınmacılara ait kaçak iş yerlerini mühürledi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Artık mülteciler de burada bu salonu işletemeyecekler. Seçmenlerimize söz verdik bu memleketten amasız, fakatsız, lakinsiz onları göndereceğimizi söyledik Suriyelileri. Şimdi de onların iş yerini kaçak olarak çalıştırıyorlarmış. Buraya hiçbir müdahalede bulunmamış. Bu iş yerini mühürlüyoruz. Tekrar mühürü açarlarsa da her gün kontrol edelim. CHP'li Burcu Köksal yerel seçimlerde oyların %50.73'ünü alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Mühürledik ilk iş yerini. Sığınmacıları gönderme sözü verdik diyen Köksal 5 farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetlerini durdurdu. Yine bir kaçak iş yeri mülteciler, sığınmacılar tarafından açılmış. Ruhsat yok. Kaçak olarak faaliyet gösteriyor. Ve yine burayı da mühürlüyoruz. Sığınmacılara ait bir iş yeri daha kaçak çalışıyormuş. Tespit ettik ve mühürledik. Söz verdiğimiz gibi vatandaşa mültecileri buradan göndereceğiz. DEM Parti'de seçim sonuçları ile siyasal sürecin değerlendirilebileceği 2 günlük parti meclisi toplantısı başladı. Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin aldığı belediyelerden, kayyumlardan geriye borç batağı kaldığını söyledi. 50 yıl çalışsak dahi kaldıramayacağımız borç var dedi. Kaybettiğimiz yerlerde hata ve eksiklerimizin olduğunu gördük. Halk tek bir şey söylemiştir, değişim talebini dile getirmiştir. Kentlerimize kayyumun ve AKP'nin rant belediyelerinin yarattığı tahribatları gidermeye çalışacağız. Belediyecilik adına bir şey yok, hizmet yok. Belediyelerin kapıları halklarımıza kapalı bir şekilde kayyumlarla, rantçı AKP'li anlayışla birlikte talan edilmiş. Belediyelerimizi aldıktan sonra ortaya çıkan borç batağını görünce belediyelerde ne yapıldığını hep birlikte Türkiye halkları gördü. Birçok belediyemiz 50 yıl çalışsa dahi AKP ve kayyumların yaratmış olduğu borç batağını ortadan kaldıramayacak şekilde borçlandırılmıştır. Bütün bunlara rağmen altından kalkmaya çalışacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı